Herkese selamlar millet ben Furkan bugün sizlere YouTube kanalınızdaki videolar için basit ama güzel yapımı da gayet pratik olan thumbnail yani Türkçe e, tanımıyla küçük resimlerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle size şunu belirteyim bu videoda benim yapacağım thumbnail'lar sıra dışı derecede güzel mükemmel thumbnail'lar değil aksine çok kötü de değil yani orta standartlarda güzel denebilecek ve biraz da dikkat çekici olan yapımı da aşırı derecede pratik olan thumbnail'lar eminim siz ileride bu kendinizi geliştirdiğinizde çok daha güzellerini yapacağınıza eminim benim bu videom size bir belki yardımcı video olsun İlk başta böyle bir şeyiniz varsa eğer isteğiniz varsa öğrenmek istediğiniz size ufak bir fikir ve yol gösteren bir video olması dileğiyle diyeyim ve yavaştan ben videoda geçeyim Öncelikle benim bu thumbnail yapımında kullanacağım programın ismi Adobe'un Photoshop CS6 programı. Bu program bizim işimizi gayet görebilecek çok aşırı derecede yeterli bir program. İndirmenizi şiddetle size tavsiye ederim. Öncelikle başlayalım. Nasıl başlayalım? Ben e, bu videoda başlamadan önce nasıl bir şey yapacağımı düşünmüştüm. Sizden şekilde çektiğiniz videoya göre e, nasıl bir thumbnail yapacağınızı düşünüp tasarladıktan sonra internetten, Google'dan, Google Görseller'den veya çeşitli sitelerden e, kafanızdaki fikirleri, resimleri bulmanız gerekiyor. Bu resimlerden kastım ne? Şöyle göstereyim. Sol üst köşeye dosyaya basıp aç'a basıyoruz. Ben burada eee madem dedim ki Photoshop programında e, thumbnail yapımını anlatacağım. Madem Thumbnail yapımında da Thumbnail nasıl yapılır? Onun bir Thumbnail'ını yapayım dedim yani böyle tam Thumbnailception tarzı saçma sapan bir şey oldu ama Ben Şöyle bir arka plan indirdim mavi güzel bir arka plan indirdim Google görsellere yazdım e, mavi arka plan yazıp indirdim Standart bir arka plan Onun dışında e, kullanacağım Photoshop programının cs altının logolarını indirdim Dikkat çekici olsun hangi programı kullanacağım gözüksün diye Burada Gördüğünüz gibi 3 tane resim var. Şu detayı dikkat çekmek istiyorum. Bu resimler düz resim değil. Ee, mesela şöyle göstereyim. Bu Photoshop logosunun PNG'si. Yani PNG resim ne oluyor? Ben bu resmi mesela komple kestiğim zaman kopyala yapıştır yaptığımda arka planda hiçbir şey olmayacak. Sadece şu ekranda gördüğünüz yazılar ve kırmızılıklar olacak demek ki zaten bu işle uğraşıyorsan siz bunu biliyor olmanız gerekiyor. Böyle 3 tane PNG resmim var. Bir tane de arka planım var. Şimdi biz ne yapacağız? Küçük resim yapacağız. Küçük resmin ne olması gerekiyor? Güzel ve dikkat çekici olması gerekiyor. Çok da basit gözükmemesi gerekiyor. Ve bizim de videodaki başta uygun olması gerekiyor. Pratik olması gerekiyor değil mi? Burada bir sürü şey olması gerekiyor dedim. Bunları size şöyle anlatayım. Resimlerimiz hazır. İndirmişiz, masaüstümüze koymuşuz. Bunun dışında bize çok lazım olan ve çok önemli bir detay olan yazı unsuru var. Bu yazı unsurunu size şöyle göstereyim. Tarayıcımıza geldiğimiz zaman benim burada yerimlerimde zaten kayıtlı dafont.com diye bir site var arkadaşlar. Bu sitede yani size de en bayağı çeşit bir sürü yazı tipi var. Çeşit çeşit yani artık kendiniz zevkiniz en çok hangisi de beğeniyorsa onu indirip yükleyip kullanabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim size. Burası standart şeyler. Yani fancy var, foreign look var, techno, bitmap, gothic, basic script derken bir sürü başlığın altında bin bir çeşit yazı tipi var. Hangisini beğeniyorsanız onu indirip şeyde e, thumbnail'da kullanabilirsiniz. Ben size örnek olarak şöyle bir tanesini indireyim mesela. Erode diyor. Yani bu ne demek? Aşınmış tarzı bir şey herhalde. Yazı tiplerinden de görüyorsunuz. Mesela örnek olarak bunu beğendiniz. neyi bu? Scorched Earth diyor. Download diyorsunuz. Sizde bu tarayıcı olarak inecektir. Ben de internet download manager olduğu için böyle iniyor. İndirmeyi başlatıyorum. indikten sonra e, şeyi açıyorum sıkıştırılmış dosyayı açıyorum içinden böyle şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi bunu bir yere çıkartmanıza gerek yok hatta yükledikten sonra bu indirdiğiniz şeyi silebilirsiniz. ama bizim burada işimiz yarayacak olan şey burada bir dosya var bu dosyanın uzantısı ttf tarzında garip bir uzantı bu otf'ymiş sıkıntı değil ama yani sonuç olarak içinde böyle çift tıklayıp açabileceğimiz bir tane e, garip uzantılı dosya oluyor bunu tıklayıp açıyoruz Açtıktan sonra yazı tipimiz burada değil mi? Evet, böyle bir yer açılıyor. Bu sol üstte de yükle var. Yükleye bastığımız zaman bu yazı tipimiz yükleniyor ve şu an Photoshop programımızdaki e, yazıların olduğu bölümde bu yazı tipi eklendi. Bu yazı fontları da şu an mevcut bizde. Evet. En basit şekilde böyle 107 bir siteden çok güzel yazı tipleri elde edebilirsiniz. Mesela bu The Frontman çok güzelmiş. Bunu da kullanabilirsiniz. Dafont.com bu siteye uğramanızda çok fayda olduğunu düşünüyorum. Ve Başlayalım biz artık pratik thumbnail yapımızı yapmaya. Öncelikle arka planımız var. Arka planımızı açmıştık zaten. Şimdi bu arka planı önce isterseniz e, bunları PNG resimleri, kod yapıştır yapıp ekleyin. Onu ben ikincisi olarak yapmayı düşünüyorum. ilk olarak yapacağım şey yazı yazmak, değil mi? Çünkü ben zaten olsa yazıyla dikkat çekeceğim. Buraya yazıyoruz. Ne yazalım mesela ben ne yapıyordum? E, pratik aşağıya insin. Böyle hani düz yazı olarak kullanmak istemiyorum ben. Pratik thumbnail yani küçük resim. Yanlış yazdım galiba. Thumbnail evet. Thumbnail yapımı. Evet böyle bir yazım var. Dikkat çekici olmasını istiyorum. Böyle atarsam hiç kimse dikkat etmez. Yani ne okundu bile anlaşılmaz. Şimdi ben bunu nasıl dikkat çekici yaparım? Öncelikle burada benim bir tane karakter panelim var. Bu karakter paneli eğer Photoshop'ta sizde açık değilse mesela böyle kapalı bulamıyorsunuz. Nerede bu? Hani buraya mı basacağım? Şuraya mı basacağım? Diyorsanız şöyle göstereyim. Metin kısmına geliyorsunuz. Panellere basıyorsunuz. Karakter paneline basıyorsunuz. Löp diye açılıyor zaten gördüğünüz gibi. Burada thumbnail'ınızın e, tam yani pardon yazınızın yazı fontunuzun hangi punktolarda olacağını Ondan sonra yazı tipini eğik mi kalkık mı çizik mi çocuk mu olacağını her şeyini buradan ayarlıyoruz. Word kullanmışsanız zaten bu yerde az buçuk anlayabilirsiniz. Ben burada önceden e, beğendiğim bir tane yazı tipi vardı. Nerede o? Electrical diye. Böyle güzel, elektrikli, melektrikli, dikkat çekici böyle büyük de gözüküyor. Yani bu tip bir yazı tipini kullanacağım. Bunun e, boyutunu buradan siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela üstüne tıkladığınızda hepsini seçip mesela 150 olsun, 150 punto da olsun dediğinizde enter'a bastığınızda yazı tipi küçülür. Ben işte 300 olsun istiyorum. Sadece yazı olsun, kocaman olsun derseniz onu kendinize göre ayarlarsanız ben 250 ideal görüyorum hatta 250 Evet yani idealden bir tık daha büyük 230 olsun mesela Evet bu gayet hem küçük resimde de okunabilecek bir yazı boyutu hem de güzel bir yazı tipi ile birlikte birleşti Şimdi buradan <laughs> renginizin resmini sor özür dilerim resminizin yazı tipinin rengini ayarlayabilirsiniz hızlı konuştuğum için birazcık kelimeler altında dönümleniyor, onun için kusura bakmayın ee, <laughs> işte rengini ayarlayabiliyorsunuz beyaz siyah mavi yeşil artık canınız nasıl bir şey istiyorsa ben mavi arka planda kırmızı dikkat çekici olduğu için kırmızı yapmak istedim siz sarı da yapabilirsiniz bunu daha dikkat çekici olsun isterseniz o artık sizin zevkinize kalmış bir şey tamam diyoruz Ondan sonra ne yapıyoruz şimdi? Asıl meselelere gelelim. Yazı tipimizi seçtik. Yazımızı yazdık. Yazımızın boyutunu da ayarladık. Yerini de ayarladık arka planımızın üstünde. Şimdi biz bu yazıyı nasıl daha dikkat çekici hale getiririz? Öncelikle burada arka plan ve bizim yazı fontumuzun olduğu kısım var. Katman var. Bu katmanı seçip alttan fx'e basıp karıştırma seçeneklerine basıp bu pencereyi açabilirsiniz ya da böyle yazının kısmın sağ kısmındaki boş kısmı çift tıklayıp da açabilirsiniz. Katman stili kız şeyimiz açılıyor, penceremiz açılıyor. Şimdi bu yazı tipinin üzerinde biz oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Benim size tavsiyem paratosta başlıkta da pratik diyor. Pratik nasıl yapabiliriz ve güzel yapabiliriz? Şöyle göstereyim. Hepsini tek tek denemenize gerek yok. Ben şahsen denedim. En güzel ve göze hoş gözükenler bana göre gölge, degrade kaplama ve kontur. Hatta kontur olmazsa olmazımız. Ama e, diğerleri de tercihe bağlı mesela bu böyle desenlerde beğeniyorsunuz yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ona ben bir şey demiyorum ama benim size önereceğim basit ve pratik olan. Öncelikle bir gölgeyi açıyoruz ki yazımızın şekli arka planda birazcık belirginleşsin diye. E, ondan sonra degrade kaplamamızı açıyoruz. Bu kaplama e, yazımızın üstündeki renklerde çok hoş oynamalar yapmamızı sağlıyor. Şöyle degrade'ye bastığımız zaman bizim burada nasıl bir şey yaptığımızda gözüküyor. Buradan digre'de basıp e, hazır ayarlar var. Hazır ayarları kullanmanız bizim yararımıza. Çünkü e, tek tek buradan seçip böyle ayarlamak uzun süreceği için hazır ayarların üzerindeki sadece renklerini değiştirsek bize gayet yeterli. Mesela ben ne seçtim? Bunu seçeyim. Turuncu sarı turuncu ismindeki hazır ayarı seçtim. Bu rengi istemiyordum. Ben kırmızı istiyordum. Böyle çift tıklayıp tamam deyip bu alttaki renk üstü renkler üzerine çift tıklayıp tamam deyip hepsini rengini değiştiriyorum kırmızı beyaz olsun Türkiye nasıl Türk'üz Türk bayrağının renkleri olsun seçiyoruz Tamam diyoruz ve tam yanımıza de, de ekledik kırmızı beyaz kırmızı Şöyle gayet hoş bir şekilde dikkat çekici bir thumbnail olma yolunda ilerliyor şimdi bu açıyı değiştirirseniz thumbnail'ın üzerindeki ee, yani renklerin şekli mi diyeyim artık yerleşim şekilleri değişiyor. Ben birazcık böyle 120 derece açıyla gelsin istiyorum. Çapraz bir şekilde olsun. İlk başı ve son kısmı kırmızı olsun istiyorum. Onun dışında e, burada söyleyeceğim pek de fazla bir şey yok. Hızlı olsun, pratik olsun diye bunları yapabilirsiniz. Onun dışında bizim en önemli kısmımız ne? Şu ikinci sırada bulunan, bakın birinci sıradaki kontur değil, ikinci sırada bulunan kontur. Buna bastığımız zaman ne oluyor? Tık diye video şey, e, arka planımızdaki yazımız bir anda belirginleşmeye başlıyor. Çünkü bu yazımızın dışındaki çerçeve ekliyor gibi bir şey yani bu kontur. Buraya geldiğinizde konturun rengini ayarlayabilirsiniz ama en ideali ya işte kırmızı yapın ya da beyaz yapın yazınızın şeklini arka planınızın rengine göre. Siyah yapıyorum ben sevdiğim için. Onun dışında boyutu ayarlayabilirsiniz. Çok büyük çok küçük artık sizin zevkiniz. Ben 20'yi ideal görüyorum ve yani birazcık daha dikkat çekici olsun dersek 25 olsun. Okunaklı olsun yazımız. Bu kontur çok önemli. Bunu yapmanızda şiddetle öneriyorum. Olmaz olmazlarımızdan biri. Bunu da tamam dedik. Yazımızı hallettik. Gayet güzel. Kırmızı beyaz dışında e, siyah bir çerçeve bulunan dikkat çekici yazı fontu da şeyi de gayet güzel gözüken bir yazı. Biz diğer işlemlere geçelim. Bu işlemimizi bitirdik. Şimdi diğer işlemlerimiz de son olarak şu e, internetten indirdiğimiz, indir old, indirmiş olduğumuz ve yapacağımız video ile alakalı PNG resimler. Bunlar internette yani görsellere mesela nedir? Minecraft oynuyorsunuz. Minecraft ile ilgili resim indireceksiniz. Minecraft PNG yazın. Bin bir türlü PNG resim çıkıyor. beğendiğinizi seçip indirip buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi size bunu eklemeye göstereceğim. Öncelikle şöyle e, Photoshop logomuz var. Nasıl Photoshop programında yaptığımızda başlıkta belirttiğim üzere Madem Photoshop'ta yapıyoruz. Photoshop'u da tam yalın içine sıkıştıralım değil mi? Şimdi burada yapacağımız şey. Resmi seçtik. Resmin üstüne geldik. Burada kontrol tuşuna basılı tutup A'ya basıyoruz. Yani hepsini seçiyoruz resmin. Ondan sonra klasik kopyalı yapıştır yapacağız. Ctrl C yapıyoruz. Türk usulü 1 iki kere basmakta fayda var C'ye. Ondan sonra Ctrl V yapıyoruz. Geldi resmimiz. Ama diyeceksiniz ne bu böyle kocaman hayvan gibi bir resim geldi. Bunu ne yapacağım şimdi ben? Bu yere dikkat edin ee, resmimiz seçiliyken bu katmanımız seçiliyken png resmimiz kontrol tuşuna basılı tutup t'ye basıyoruz ve boyutlandırma kısmımız geliyor. Ee, tavsiyem size böyle kafanıza göre dümdüz ha boyutlandırma geldi. hemen ah, hemen büyütüp küçülteyim demeyin. Çünkü bu mesela resim böyle yaparsanız dikdörtgen olur. Güzelim kare resim böyle yaparsanız dikine dikdörtgen olur. Çok çirkin oluyor yani dengesiz oluyor. Bunu da şöyle göstereyim. Shift soldaki Shift tuşuna klavyenizdeki Shift tuşuna basılı tuttuğunuz zaman resmi orantılı bir şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz şu şekil bakın Shift'e basılı tuttum kare haline geldi bıraktım benim o dengesiz bir şekilde ayarladığım yere geldi bastım kare oldu büyüttüm küçülttüm şimdi böyle boyutunu ıı, basılı tutarak ayarlıyorum eşit bir şekilde şu sol alta bir tane bundan koyalım bitimiz bittikten sonra da Enter'a basıyoruz Resmimiz net bir şekilde oturuyor. Bundan bir tane daha olsun istiyorum ben. Aynı şekilde Ctrl T yapıyorum. Shift'e basılı tutup çekip küçültüyorum. Hatta şununla aynı boy olsun ki bizi absürt durmasın. Oldu mu olmadı. Bir tık daha büyük olacak. Evet oldu. Bunu da buraya atalım. Enter diyoruz. Bunlar tamam. Sol alt ve sağ üst köşede Photoshop simgemiz mevcut. Şimdi senle işimiz bitti. Sen gidebilirsin. Şimdi ee, bu Adobe'un logosu ile birlikte ismini tekrardan kontrol A yapıyoruz sonra kontrol C yapıp kopyalıyoruz iki üç kere basıyoruz Türk usulü Ondan sonra kontrol V yapıp yapıştırıyoruz bakıyoruz gene öküz gibi geldi kocaman hemen kontrol T yapıyoruz katmanımız seçiliyken bu sağa şöyle dikkat edin Ondan sonra çifte basılı tutup küçültüyoruz küçültüyoruz İstediğimiz boyutlara getiriyoruz ayarlıyoruz bunu da ne yapalım nasıl koyalım Ha böyle dümdüz olmasın bununla aynı sırada olsa bu sefer altta kaybolup gidecek şöyle hafif yukarıda olsun Hatta birazcık da şöyle eğimli olsun ki birazcık daha dikkat çekici olsun bu yazı niye böyle eğik desinler ve okusunlar bassınlar YouTube'daki videomuzun üstüne enter bu da bitti bununla koyduk arkasından burada da benim sevdiğim güzel bir PNG resim daha var Photoshop'un geldi ee, kim yaptı serilerine sağlık güzel bir resmim var hızlıca Ctrl A Ctrl C 2 3 kere basıyoruz. Ondan sonra Ctrl V yapıyoruz, yapıştırıyoruz. Geldi. Aa hocam bu da küçücük. Niye böyle? Hiç korkmuyoruz. Ctrl T basılı tuttuk. Shift'e büyüttük. İstediğimiz boyutlara getirdiğimizde bırakıyoruz. Güzelce de böyle üstünde hareket ettirip yerleştiriyoruz. Enter'a basıyoruz. Resmimiz de netleşiyor. Ve e, thumbnail'ımız da bitmiş oluyor. Ben böyle bir tam seçtim. Siz bunu e, kendinizi geliştirip çok daha güzellerini eminim yapabilirsiniz yani bu program sizin gayet işinizi görür yani maskeleme yaparsınız kendi resminizi PNG olarak çıkartıp etrafına kontur yaparsınız yani artık sizin hayal gücünüzde kalmış ama en pratiği böyle yani bunu elinize alıştıktan sonra şu fikri kafanızda oturtun resimleri indirmek 2 dakika yazı tipini zaten bir ara sonra sürekli elinizin altında olacağı için sürekli kayıtlı olacak yazı tipiniz hazır olacak yapacağınız işlemler ne? Gölge, kontur, degrade kaplama onları da hızlıca yapıyorsunuz. Yani size şöyle söyleyeyim bu videoyu ben çekiyorum. 10-15 dakika bir şey olacak sanırım anlatarak çekiyorum. Anlatmadan yapsaydım şunu 5 dakika sürmeyeceğine adım gibi emindim. Yani mesela videonuzu yüklediniz ondan sonra direkt 5 dakikada böyle bir çok kötü gözükmeyen çok da aşırı iyi olmayan orta güzellikte bir basit thumbnail küçük resim yaptığınızda löp diye yükleyebilirsiniz videonuzun küçük resim kısmına. Şimdi son olarak da size söyleyeceğim şey bu resmin çıktısını nasıl alırız sol üstte geliyoruz dosya diyoruz oradan farklı kaydet diyoruz bakın kaydet değil farklı kaydet buradan mesela ne olsun ismi ee, Photoshop 1 olsun mesela thumbnail olduğu için buradan gelip e, formatını jpeg yani resim formatını seçiyoruz kaydet diyoruz şu detayı size de göstermek istiyorum ee, burada resmimizin mesela kalitesi var Bunu en düşük ve en yüksek alabilirsiniz tahmini olarak herkes zaten en kaliteli yapmak isteyeceği için en yükseğe alacak ama burada şöyle bir sorun çıkıyor 1.8 megabayt diyor değil mi Evet burada e, yanlış hatırlamıyorsam YouTube'un sınırı 2 megabayt olması lazım o yüzden 2 megabayte geçiyorsa Eğer resminiz 10'a ee, kadar çekebilirsiniz ondan aşağısında ben tavsiye etmiyorum onu çektiğinizde bir megabayta iniyor veya daha işte resmin boyutuna göre değişir o yüzden ee, dikkat edin Eğer resminiz çok büyürse şöyle hemen göstereyim boyutu çok büyük mesela 5-6 megabayt bir şey çıktı burada benim gene yerimlerimde kayıtlı olan diye site var oraya resminizi yüklüyorsunuz Orada resminizin boyutu %80 oranında küçülüyor mesela 10 MB 8 8 pardon özür dilerim 2 MB falan düşüyor yani resminin boyutunu küçültüp kalitesini çok kaybetmeden Elde edebilirsiniz diyeyim ve ben bu resmi artık çıkartayım 1.8 MB bizim işimizi görür Tamam diyorum Şu an o çıktı masaüstüne olması lazım bakalım Evet Tamlayalımız hazır Gayet hoş güzel dikkat çekici yazıları özellikle boyutları ve yazı şeklinin dikkat çekici olması üzerinde de böyle renk dalgalanmasının olması dikkat çekici hoş bir thumbnail yapımını ortaya koyuyor bize yani thumbnail'ı benim onun dışında yaptığım diğer videolarımda yaptığım thumbnail'ları size hemen şöyle küçükçe bir göstereyim mesela CSGO Overwatch videolarımda yaptım thumbnail gayet çok basit Rıza Baba PNG'si bulmuşum etrafını kontrollamışım onun dışında e, diğer şeyler işte yazıların etrafında kontrollemişim. Bu tip yazı tiplerini seçip odafont.com'dan indirip resimlerle birleştirip çok güzel tamleyinler yapacağınıza eminim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım daha iyisini ileride siz yaparsınız. Daha güzelini her zaman yaparsınız. Daha da iyisini yapıp hak ettiğiniz yerlere gelirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.